Efendim diğer bir sunum yapacak olan profesyonel arkadaşımız, diğer katılımcımız, panelistimiz Sayın Kemal Bayık. Sayın Kemal Bayık 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliğinden mezun oldu. Daha sonra Florida Lee Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Yaklaşık yanılmıyorsam 15 yıllık bir otel deneyim var ve bunların hepsi hepimizin çok iyi bildiği gayet de öğrencilerimize örnek olarak gösterdiğimiz W otelleri veya Four Seasons otelleri gibi ve son olarak da yine İstanbul'da Six Senses otelinde genel müdürlük görevini sürdürmekte. Kendi ifadesiyle yeni nesillerden öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu ve tabii ki turizmin çok dinamik ve değişken bir sektör olduğundan dolayı buradan da yine çok öğrenmemiz, tecrübe edinmemiz gereken şeyler olduğunu ve kendisini de mesleğine tutkuyla bağlı olduğu bir otelci olarak ifade ediyor. Kemal hoş geldin. Merhaba Ali Bey, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Tekrar mezunumuzla beraber olmak çok keyifli. Söz sizde efendim, buyurun. Sağ olun. Burada olmak çok güzel, çok teşekkürler nazik davetiniz için. Bütün dinleyicilere ve panelistlere. Evet, sürdürülebilirlik, duyarlı ve ilerici iş yapış biçimi olarak çok çok önemli. Ve gittikçe bir sembole dönüşüyor yıllar içerisinde. Otelcilikte de bu gittikçe artarak devam ediyor. Bazen çok fazla sembole dönüştüğü ve içerisine ne koymamız gerektiği konusunda çok net çizgiler belirleyemediğimiz düşündüğüm bir alan. Son çalıştığım şirket bu konuda bayağı yol kat etmiş markalardan biri. Six Senses Otelleri kendine sürdürülebilirlik öncelik, sonrasında otelcilik diye yani Sustainability First, Hospitality Second diye konumlandıran bir şirket olarak bu konuda bayağı yol kat etmiş bir marka. Çok fazla alanda tam da okulumuzun ismi gibi biz uygulanabilir bilimler fakültesi, yani Applied Sciences, yani veri toplayıp bunu direkt uygulamaya koyabiliriz. Otel markası olarak da yıllar boyunca toplanan veriler sayesinde çok spesifik stratejiler ve bunlar için çok net rakamsal objektifler koyabilen bir markaydı. Burada çalışmak büyük bir keyifti benim için de. Ondan dolayı da dinleyicilerimizin çoğunun öğrencilerimiz, eski mezun olduğum okulun öğrencileri olabileceğini düşündüğümden belki böyle kar suyu kaçırmak adına birkaç tane çok spesifik stratejiden bahsetmek istiyorum bugün. Bir PowerPoint prezentasyonum yok. Metodolojim böyle konuşmak olacak. Sorusu olanlara memnuniyetle cevap veririm. 15 dakikayla da kısacağım çünkü öyle daha sonra oldu. Bayılmadan insanları bitirelim bunu. Peki nedir bu üç spesifik strateji? Birincisi atık yönetimi, waste management. Çünkü ben bir otelciyim. Otelcilik demek çok ciddi şekilde atık çıkartmak demek. Onlarca, yüzlerce ton atıktan bahsediyoruz. Senede ikincisi enerji yönetimi. Oteller korkunç boyutlarda kilowatt saat elektrik, korkunç tonlarda su ve doğal gaz harcamaktadırlar. Üçüncü yönetim ise tedarik ağı yönetimi. Oteller hiç durmadan üretir, hiç durmadan tüketirler. Ve bu hızlı fast paced tüketim ortamında maalesef diyelim yerel üreticinin o işte yerel balıkçının işte çiftçinin vesairenin yetişemeyeceği frekanslarda onların yetişemeyecekleri volümlerde satın almalar yaparlar ve bunların hepsi üçü bir arada toplandığında otelleri biraz aslında sürdürülebilirlik denen şeyin tam karşısına koyar. Peki. Önce atık yönetimiyle başlayayım. Bu konseptin içini anlatmak için şu anda yeterince vaktimiz yok ama birkaç örnek verebilirim ve birkaç önemli unsurun altını çizmek istiyorum. Oteller korkunç tek seferlik kullanım plastik atığı maalesef üretmektedirler. Çoğu plastik saklıdır. Plastik alternatifi bulduğunuz için heyecanlanırsınız. O bulduğunuz alternatif de aslında size plastik getirir. Yani bir örnek vereyim. Bir otele gidersiniz, yatağınızın yanında plastik su şişesi vardır, mutsuz olursunuz. Başka bir otele gidersiniz, cam şişeyle karşılaşıp kendinizi iyi hissedersiniz. Ama bilmezsiniz ki o cam şişeler 8'li kutularda son derece sert bir plastikle kaplanırlar ve gene aynı şekilde plastik atığına sebebiyet verirler. Oteller için en azından uygulayanlara burada saygıyla alkışlarken uygulamayanlara veya ileride bu işi yapacak olan arkadaşlara bununla ilgili bir küçük nasihat olarak senelik plastik oditi öneriyorum. Bu ağırlıklı olarak yapılan bir şey değil. Çok kolaylıkla çöp yönetiminin en tepesine şunu koyalım. Çöp segregasyonu ayrımı çok çok önemli bir şey. Plastik, işte organik atık, kağıt, cam vesaire ayırdığınız noktada
sizin kilogram ya da ton olarak atıklarınız ve nereden atığın kaynaklandığını ortaya çıkarırsınız. Ondan sonrasında tedarik ağını inceleyerek de kaynak noktaya ulaşıp ona alternatifler bulmaya çalışırsınız. Plastik bence bunun en önemlisi. Çünkü ülkemiz maalesef dünya plastik geri dönüşümünde zaten başarılı değil. Ülkemizde bu konuda daha yeni bebek adımları atmakta, öyle söyleyeyim. Senelik auditler yaptıktan sonra her çeyrek için kendinize hedefler koyabilirsiniz. Rahatlıkla da periyotlar içerisinde küçük alternatiflerle, küçücük değişikliklerle büyük bir etki sağlayabilirsiniz. İkincisi, atık su yönetimi. Oteller çok büyük kimyasal operasyonlara sahiptir. Bulaşıkhaneleri, işte, dry cleaning, çamaşırhanesi vesaire derken mutfağın ürettiği ve normalde bizim su kaynaklarımıza geri giden korkunç boyutlardaki yağ vesaire gibi çok agresif bir kemikal atığımız söz konusu. Burada bir eleştiri değil ama bu bir gerçekten bahsetmek istiyorum. İngilizce, ya arada İngilizce geçeceğim lütfen kusuruma bakmayın. Law of the land diye bir şey vardır. Ülkenin kanunları nerede operasyon ederseniz edin, orası sizin baseline'ınızdır, sıfır noktanızdır. Mesela ülkemizde siz eğer ki atık su yönetimi için gerekli ekipmanı alıp operasyon etmezseniz size bunun karşılığı sadece su faturanızı ek bir maliyettir olur. Bunun yeterli veya yetersiz olduğunu burada tartışmayı açmak için söylemedim. Bu şu anlama geliyor. Özel müesseseler tek başlarına bu işi yapamazlar. Devletlerin, yönetimlerin bu konuda daha hassasiyetli olması, daha fazla katkı sağlayacak kanunları öncelikle ön plana sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Üçüncüsü, fırsatını kaçırdığımız birçok otellerde geri dönüşüm imkanı var. Şöyle söyleyeyim, bazı belediyeler, bazı alanlar ya da dünyayı çapında konuşalım. Bazı yerlerde çok rahatlıkla geri dönüşüm yaparken bazı alanlarda o kadar kolay geri dönüşüm yapamıyorsunuz. Bu bilinen bir şey. Ama şöyle bir gerçek var ki özellikle atık ayrımına giriştiğiniz zaman çok spesifik bazı alanlarda otele ek maliyet yaratma, yani turizm işletmesine neredeyse sıfır cost noktasında bazı geri dönüşüm fırsatları söz konusu. Mesela daha önce yaptığım için bildiğim bir konu glass crusher, şişe kırıcı cihazlar var. Ekipmanlar var. Battle crusher olarak geçiyor. Siz camı toz haline getirdiğiniz zaman çok daha düşük hacimde, çok daha yüksek kilogramda camı bir yere ulaştırabilirsiniz ve satabilirsiniz. Satmanız durumunda bu nihai yatırımınızı da çok rahatlıkla karşılarsınız. O taşıma maliyetini de karşılarsınız. O camın da en azından nereye gittiğine dair çok daha net bir bilgi sahibi olursunuz sonunda. Bu sadece bir tanesi, aynı şekilde kağıt toplama. Karton, oteller korkunç şekilde karton çıkarırlar. Sürekli bir tedarik ortamı olduğu için. Yeterli depolama alanı bulundurursanız eğer, bunların satılabileceği yerler çok net, her yerde var neredeyse. Bu şekilde bunların gerçekten geri dönüşüme gitmesini sağlayabilirsiniz. En son olarak da çok bu aralar konuşulmaya başlanan bir konu, o da organik atık. Organik atık otellerde, özellikle bahçesi olan otellerde çok birazcık da halkla ilişkiler, pazarlama anlamında da tatlı etkisi olan bir şey. Kompost üretebilirsiniz. Bunlar işte bizim yiyecek içecekte kullandığımız mizanplas, özellikle bitki tabii ki, hayvansallıktan olmaz, yağ olmaz vesaire. Onları siz bahçenizde fertilizer yerine kullanabilirsiniz. Bu bir fırsattır. Aynı şekilde bence eşdeğerli önemli, pişmiş gıdanın da atığı kesinlikle hayvan barınaklarına ulaştırılabiliyor. Kesinlikle bu yapılabiliyor. Şu anda özellikle Türkiye'de birçok yerde yapılabilecek bir şey. Çöpe gitmesine hiç gerek yok. Onların yeniden tekrar kullanıma sunulmasında yarar olduğunu görüyorum. Atık yönetimini burada kapatayım. Çok az enerji yönetimine geçeceğim şimdi. Bu hassas bir konu. Nacizane belli bir süredir otelciyim. Ve misafirin eğitilmesini çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Size gelip de biraz elektriğinizi kapatın diyemem. Size daha kısa süre duş alın diyemem. Bu saygısızlığa gider. Yaptığımızın işin doğasına aykırıdır. Ama ne yapabiliriz? Son derece inovasyona açık olabiliriz. Şu anda çok yeni teknolojiler var. Bunları kullanarak misafir deneyimi, guest experience dediğimiz şeyden çok fazla feragat etmeden de çok başarılı şekilde enerjiyi kazanabiliriz, geri kazanım yapabiliriz. Bir iki örnek vereyim sadece. Bunlardan bir tanesi
son yıllarda, yani son belki 10 senedir olan ama son yıllarda gittikçe güçlenen room management sistemleri dediğimiz RMS sistemleri var. Bunlar odalarda çok daha hassas sensörlerle çalışıyor. İki tane çok basit örnek vereyim size. Antalya gibi ya da Dubai gibi çok sıcak bir yerde ben gidip de odayı soğutmayı bırakamam. Siz çat diye walk-in misafir olarak gelebilirsiniz. Geldiğinizde oda 55 derece olur. Ondan dolayı odanın belli bir derecede olması. İşte bu bahsettiğimiz yeni teknolojiler odayı belli bir baz ısıda sabit tutuyor. 24 değil belki 28. Bu da daha az enerji harcanmasını sağlıyor. Aşağıda check-in dediğimiz resepsiyondaki işlem yapıldığında onu 28'den 24'e hızlı bir şekilde düşürebiliyor. Bu sayede korkunç ama korkunç enerji tasarrufları sağlanabiliyor. Bu örneklerden sadece bir tanesi. Bunun dışında mesela bu sene daha uyguladığım gerçekten soru işaretleri olan ama uygulanabilirliğini gördüğüm zaman heyecanlandığım konulardan biri duş başlıkları ve ayrıyeten muslukların basınç noktaları dediğimiz o tap nozzle dediğimiz şeylerdeki basınç değişikliği otellerin çok ciddi su harcamasını azaltabildiğini ortaya koyuyor. Çok ciddi olarak. Bunlar direkt karlılığı etkilediği için her yatırımcıyı mutlu edecektir. Ayrıyeten doğal olarak su sarfiyatını azalttığınız için bir işletmeci olarak size kendinizi daha hissedeceksinizdir. Başka bir alan enerji yönetimiyle ilgili bence çok önemli. Bu konuda da bence daha yeni yeni atılımlar yapılıyor. O da zone metering dediğimiz bir şey. Genelde otellerin bir tane elektrik sayacı vardır, bir tane doğalgaz sayacı vardır, bir tane su sayacı vardır. Bu şekilde gider. Aslında bu şu anda günümüzün geldiği teknolojiden çok çok geride. 150 yıl gerisinde kalmış bir teknoloji. Çok basit bir şekilde alanlara metering sistemleri konulabiliyor. Yani ne demek bu? Otelinizin 3 restoranı var. 3 restoranın, 3 mutfağının ayrı ayrı gaz harcamasını eğer ki bilirseniz rahatlıkla bu alandan saving yapıp yapamayacağınızı da görebilirsiniz. Bu aynı şekilde otellerde, katlarda veya otellerde farklı bloklardaki elektrik harcamasını veya su harcaması için geçerli. Mesela çok büyük spalar için geçerli. Bir spanın ne kadar ayrıyeten kendi haline su harcadığını bilmenizde mutlaka yarar var. Ki acaba bununla ilgili bir aksiyon alabilir misiniz? Bu hem karlılığı hem de sürdürülebilirliği etkileyen çok önemli unsurlar. Son bir konum daha var bununla ilgili. Ondan sonra enerji konusunu da kapatacağım. Bu da çok yeni konseptlerden bir tanesi. Water plant, yani kendi su şişeleme küçük fabrikalarımız. Oteller odalardaki complimentary su dediğimiz ve ayrıyeten mutfaklarda yiyecek içecek hazırlığı amacıyla kullanılan su korkunç boyutlardır. Ben burada restoranda satılan şişe suyu kastetmiyorum. Bunun dışında hali hazırda su kullanımı var. Ve bunlar genelde damacanalar, plastikler vesairelerle veya çok da sürdürülebilir olmayan yöntemlerle sizin karşınıza çıkıyor. Bununla ilgili daha önce otelimde bir yatırımın parçası olduğum için çok net olarak konuşabiliyorum. Bunun yatırım maliyetini bir sene içerisinde kesinlikle avaraj orta boyutlarda bir otel karşılayabilir. Şu an tam rakamını söylemek istemiyorum. Çünkü alınacak malzeme her yerde farklı ama ortada bahsedilen şey bir su arıtma sistemi, çok iyi şekilde kaliteli karaflar, ondan sonra iç alanlarda daha sağlam şekilde kullanılabilir onun alternatifleri, ondan sonrası da hijyenik su şişesi yıkama makineleri. Bu kadar basit bir şey. Bir önceki markamla bunun birçok otelde testini ve deneyini yaptık. Ortaya çıkan şey senede karlılığa net etkisinin dolar bazında 5 haneli, 5 digit olduğunu gösteriyor. Çok büyük bir savings'ten bahsediyoruz burada. Pekala, son bir konum daha var. Üçüncü bir strateji olarak o da tedarik ağı yönetimi. Ya şimdi çok da dramatik olmamak gerekiyor çünkü hani şunu söylemek çok güzel. Yerel üreticiden alalım, işte organik alalım, şöyle alalım, böyle alalım. İşte oradaki indigenous people, onlar desteklensin vesaire. Bunu söylemek kolay ama Ankara'da bir oteliniz varsa nereden levrek alacaksınız? Ankara'da deniz yok ki. Yani o zaman demek ki bir şekilde neler lokalize edilebilir? Bu öncelikle düşünülmeli. Yiyecek içecek departmanlarına çok büyük iş düşüyor. Benim nacizane öngörüm her türlü menünün belli bir kısmının, tümünün olmaz, bir restoranın konseptine aykırı ama belli bir kısmının
seasonal denilir, dönemsel olabilmesi ve lokal produce, yerel üreticiden tedarik edilebilir olması yarar var. Bu olduğu zaman gerçekten o büyük ağları bypass edip onları geçip direkt yerel üreticiden günlük alabiliyorsunuz. Günlük almanın avantajı o gelen ürünü istediğiniz paketleme şeklinde getirebilirsiniz. Plastik atılımını azaltır, getirilen ciddi şekilde size gelen kutulamayı, paketlemeyi vesaireyi çöp olarak azaltacağı ortadadır. Hatta yiyecek food cost'a da katkısı olabilir. Bunu da söyleyeyim buradan. İkincisi de raftan aldığınız bazı ürünleri oteller kendileri üretebiliyorlar. Biraz bu konuda şımarık olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar çalıştığım birçok otel bunu yapmadı. Benim de hiç aklıma da gelmemişti. Ama şu anda geriye dönüp baktığım zaman yani ketçap üretmenin gerçekten bir maliyeti yok. In-house üretilmiş mayonezin tadı 100 kat daha güzel. 2-3 günlük üretmekleri hiç sakınca görmüyorum. Bunu daha da kapsamını büyütebilirsiniz. Cured meat dediğimiz işte bu şarküteri ürünleri in-house yapılabiliyor. Hem ürünün kalitesini daha iyi kontrol ediyorsunuz hem de bunun karbon footprint'i sizin elinizin altında bu sayede bu bence bakılabilecek bir alan. Bunun ötesinde supply chain ile ilgili yapılabilecek tabii ki çok daha fazla şey var ama çok daha detayına girmek istemiyorum. Bu üç strateji bence otel yöneticisi olarak benim iş alanımdaki sürdürülebilirlik aktivitelerinin böyle şemsiye stratejilerini oluşturuyor. Yani broad-based strateji diyebileceğimiz çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunun alt stratejileri açılabilir. Ama bunların hepsi için çok rahatlıkla taktikler alınabildiğini daha önce gözlemledim ve deneyimledim. Bunlar güzel konseptler, bunlar hep konuşuluyor. Ama oteller bunun ne kadar, otel yatırımları buna ne kadar içselleştiriyor? Bu çok önemli. Her şirket, asla ya da şöyle cümlemi değiştireyim. Hiçbir şirket iyi ya da kötü değildir. Her şirket kendi çıkarlarının takipçisidir. Ama her şirket şunu unutmamalıdır ki sürdürülebilirlik şirketlere karlılık getirebilir. Aynı zamanda marka değerini yükseltebilir. Ve diğer markaların şu dönemde özellikle bence COVID sonrasında özellikle misafirler gözündeki konumunu farklılaştırabilir. Son bir daha konum var ama bu bence bir strateji falan değil. Bu tamamen benim kişisel görüşüm. Şu ana kadar bahsettiğim şeyler tam olarak uygulanabilir bilimler dalı içerisindeydi. Sonuncusu da ben de bir otel misafiriyim. Ben de birçok ülkede birçok yere gidiyorum. Artık bu olayı düşündükçe özellikle short haul dediğimiz böyle kısa uçuşlar, çok sıklıkla yapılan seyahatlerin karbon salınımına olan etkisinden yavaş yavaş rahatsız olmaya başladım. Yani bundan 5 sene önceki Kemal her hafta sonu fırsatında aman oradan işte 2 saat uçuş oraya gideyim, buraya gideyim bunu tıkır tıkır yaparken yani şu anda yavaş yavaş belki de senede birkaç tane seyahate limitleyip hatta daha da az ama daha uzun konaklamalar yapmalıyım diye düşünüyorum. Belki bu da uzun vadede otelcileri ilgilendirecek iş trendlerinden biri olabilir diye düşünüyorum. Sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Sorunuz var mı? Ağzına sağlık. Soru cevap kısmını en sonda şey yapacağız. Kemal Üstadım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bize aynadan bakmamızı tekrar sağladınız.